karar verici olduğunu düşünüyorsanız daha çok beklersiniz. Bu mümkün değil. Satıcı dediğimiz kişi, lider dediğimiz kişi, iknacı dediğimiz kişi, müzakereci, kararlı insandır. Hayat zıtlar dengesidir dostlar. Yani sarı kırmızı var. Nedir sarı kırmızı? Galatasaray. Peki Galatasaray'ın zıttı kim? Fenerbahçe. Beşiktaş zıttı olamaz ki abi. Beşiktaş zıttı yok ki. Var mı Beşiktaş'ın zıttı? Mesela Fenerbahçe diyorsun, Galatasaray. Beşiktaş asli bir takım abi. Onların bir zıttı yok. Yani siyah beyaz. Aynen devam ediyor. İyi var, kötü var. Güzel var, çirkin var. Eğer satıcı kararlı değilse o zaman zıttını bulacak. Enteresan bir şey bu. Beraberce bunu bulmamız lazım. Bakın çok enteresan. Müşteri hiçbir zaman için kararlı değildir. Eğer zaruri ve ihtiyaç değilse, yani evinizdeki bir çamaşır makinesi bozulduysa o gün gider alırsınız. Yani tam ihtiyacınız var çünkü. Acıktıysanız karnınız yemek yersiniz. Ama zaruri ihtiyaçların haricinde, o anki tüketici ihtiyacının haricindeki bütün ihtiyaçlar için olmazsa olmaz bir şey vardır. Sadece ve sadece satıcılar kararlıdır. Hatta demin ben ne demiştim? Aramızda kaç kişinin ikiden daha fazla kot pantolonu var diye sordum. Hepiniz el kaldırdınız. İhtiyacınız var mı? Sorsam vardır. Birini yırtı bilmem ne olmuştur. Birisi kampanyaları, birisi bilmem. Hayır, alakası yok. Satıcı kararlı, kendini ikna etmiş size kot satmak için. Olayın bütün sırrı burada. Ha, demek ki bir şey anlıyorum. Aynı zamanda beyin bir bilgisayar gibi çalışıyor. Yani beyne ne koyarsanız ancak onu size verebilir. Olmayan bir şey veremez. Üçüncü bir step çok önemli. İnsan bir şeye eyleme geçeceği zaman kendi fikrini, kendi sesini duymak istiyor. Çünkü egosandrik bir yapısı var. Benim fikrim demek istiyor. Mesela insanlar alışveriş yapmayı çok severler. Ama birinin onlara satış yapmasından hiç hoşnut olmazlar. Kendisi karar vermiş gibi olması lazım. Sır nerede esasında? Sırların sırrı burada. Sırların sırrı karşınızdaki insanın kendi fikri olduğuna inanması lazım. Peki nasıl inanacak? Bir insan kendi fikri olduğuna nasıl inanacak? Kendisinin düşünmüş olması gerekir. Kendi fikri olması için kendisinin düşünmüş olması gerekir. Kendisinin düşünebilmesi için önemli bir nokta var. Düşüneceği şey sizin istemiş olduğunuz olay olması lazım. Çok ağır değil mi konuştuklarım? Karşınızdaki insana bir şey düşündürmeniz gerekir ki o düşüneceği şey sizin ürününüzle ilgili, sizinle ilgili avantajlara fayda olması lazım. Ama o düşünecek, o söyleyecek, o ortaya çıkaracak ve siz yardımcı olacaksınız. Olayın bütün sırrı burada. Eğer birine bir şey satmaya çalışırsanız satın almayanla karşılaşırsınız. Zıtlar dengesi bu çünkü. Hayatın bütün düzlemi bu. Eğer birine bir şey satmaya çalışırsanız almayanla karşılaşacaksınız. O yüzden mesela satış elemanları satın alma departmanına giderler ısrarla. Evet, şirketlerde öyle bir departman var. Satın alma departmanı. Ya diyorsun satıcıya mesela, nereye gidiyorsun abi? Satın alma departmanından. Niye gidiyorsun? Satış yapmaya. Allah Allah diyorsun. Adamın görevi satın almamak zaten. Yani enteresan bir şey. Demek ki bir şeyi fark ediyorum ki, şimdi kendinizi gözlemleyin. Herhangi bir yere gittiniz, birisi size bir şey satmaya çalışırsa yavaş yavaş kaçıyorsunuz. Okey? Aynı biçimde eğer birisine bilgi vermeye başlarsanız, benim ürünüm şöyle, ben çok güzelim, ben bilmem neyim, beyin zıtlar dengesinde, sağ beyin, sol beyin, bu sefer beyin onun zıttını düşünüyor. Diyor ki sen öylesin ama esasında böyle olması lazım diyor. Ve siz itişmeye başlıyorsunuz. İtişmeye başlayınca müzakere eğitimi almak istiyorsunuz. Diyorsunuz ki onu ben müzakerede yenmem lazım. Sırların sırrı müzakereye girmemenizdir. Müzakereye niye giriyorsunuz ki? Şimdi ben bilgisayarla müzakereye girer miyim mesela? Yok, ben bilgisayara bir şey yazarım. Bilgisayar bana onu verir. İnsan beyni bilgisayar gibidir yani. Ne yazarsanız size onu verir. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Öğlenleyin ne yemiştiniz? Döner. Afiyet olsun hakikaten. Şu anda bunu siz düşündünüz değil mi? Hazırdaki. Ama şu anda döner düşünüyor muydunuz? Yok. Hayır. Kim düşündürdü size bunu? Geçerken gördüm. Yok, ben düşündüm. Enteresan bir olay var. Ne yedin? Demek ki ben bir şey anladım ki şimdi. Beyin bir bilgisayar gibi çalışıyor ve nereye yönlendirirsem oraya doğru gidiyor. Fakat öyle bir şey yapmalıyım ki beyin kendisi bulmalı, kendisi düşünmeli, kendi fikrini inanır çünkü insanlar. Ve kendi fikrine inanması lazım.